Merhaba değerli dostlar. Bugün İstanbul'un hafıza duraklarından Fatih'teyiz. Fatih Camii ya da Fatih Külliyesi'nin bulunduğu alan Osmanlı döneminde olduğu gibi Bizans döneminde de çok önemli bir hafıza noktası ya da durağı. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in türbesi buradaysa, İstanbul'u Bizans yapan, Hristiyanlaştıran Konstantin'in mezarı da burada. Bu alan inanın yüzyıllarca hatta binlerce yıl hep kalabalık, cenazeler, namazlar, nümayişler, toplantılar. Bu Osmanlı döneminde de böyle, Bizans döneminde de böyle. Nasıl mı? Şöyle söyleyeyim, İstanbul'un her alanda önemli zatlar, kişiler burada cenaze namazı kılınmaktadır. Varsa bu bölgede bir yere defnedilirler ya da başka bir mezarlığa götürürler. Ama genellikle cenaze namazları burada kılınır. İşin ilginci, Bizans döneminde de burası böyle. Konstantin şu bölgeyi Havaryum Kilisesi yapmış ve kendi mezarını da buraya defnettirmiştir. Dolayısıyla burası bir yönüyle kutsal bir alan. Havariler Kilisesi 230'lu yıllarda Konstantin zamanında yapılmış. Daha sonra yıkılmış. Justinianus döneminde tekrar yapılmış. Zamanla harap olan yapı özellikle Haçlı ordularının 1204'te İstanbul'u istilasında, işgalinde buralara talan edilmiş. Kilisenin tüm değerli eşyaları çalınmış. Kripta bölümü dediğimiz aşağıda yer alan mezar odalarına girilmiş ve mezarlar parçalanmış, cesetler çıkarılmış, cesetlerin üzerinde mumyalanmış, cenazelerin üzerindeki tüm değerli eşyalar çalınmış, iskeletler dışarı çıkarılmış ve inanır mısınız yakılmış. Katolik Haçlılarının Bizanslılara yaptığını inanın hiç kimse yapmamıştır. Bu kadar barbar, vandal olan Batılı Katolikler İstanbul'u perişan etmişler, 57 yılda İstanbul'u talan etmişlerdi. Bizans'ın Ayasofya'dan sonra en önemli yapısı olan Havaryum Kilisesi bulunmaktaydı. Yanında 1. Konstantin'in kendi adına yaptırdığı mozele, yani bizdeki türbe gibi düşünmek lazım. Burada kendine ait bir mezar anıtı yaptırıyor ve 12 havarinin de cenazelerinin buraya getirilmesini istiyor. Evet, son cemaat yerindeyiz Fatih Camii'nin. Son cemaat yerinin şadırvan avlusuna bakan tüm sütunlar burada bulunan Bizans yapısından kalma ve burada devşirme olarak kullanılmış. Hatta şuradaki sütun kısa gelmiş, onu Marmara mermeriyle tamamlamış Osmanlı. Fatih Camii İstanbul'un Osmanlı döneminde en önemli camilerinden, değerli mimari yapılarından birisi. Tabii buranın mimarlık tarihi kadar aslında başka bir önemi var, bir kutsiyeti var. Çünkü İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet hemen caminin önündeki türbede yatmaktadır. Gerçek olan bir şey var ki Fatih Camii Havaryum Kilisesi'nin üzerine ya da yanına yapıldı. Çünkü kullanılan malzemeler Havaryum Kilisesi'nde kullanılmış malzemeler burada devşirme olarak kullanıldı, değerlendirildi. Fatih Camii'nin içerisinde bir tulumba var. Yani bu daha çok bizim kiliselerde gördüğümüz ayazma gibi. Evet, İstanbul'un hafıza duraklarında Fatih Camii'nin içerisindeyiz. Bazı ipuçları
arıyoruz ve bulduğumuz ipuçlarıyla bir takım değerlendirmeler, bir takım eşleştirmeler yapacağız. Çünkü burası binlerce yıl, evet binlerce yıl, 330 yılından günümüze kadar kutsal bir alan. Osmanlı dönemi, Bizans dönemi hiç fark etmiyor. Bu bölüm kutsal bir alan. Peki, Havaryum Kilisesi, yani Bizans'taki ismiyle Apostol Kilisesi nerede? Kaynakların ve bazı araştırmacıların söylediği gibi Fatih Camii'nin altında mı Havaryum Kilisesi? Fatih Sultan Mehmet'in türbesi burada, Konstantin'in türbesi bunun altında mı? Yani Fatih ve Konstantin aynı yerde mi gömülü? Gibi bir takım iddialar ortaya atılmışsa da bence bunun çok doğruluğu yok. Şöyle ki, şimdi ilk önce şöyle anlatılmış, şu bölüm Sarnıç. Yani Sarnıç'ın altında zaten Havaryum Kilisesi olmaz. Dolayısıyla bu bölgede bir Havaryum Kilisesi yok. Muhtemelen biraz daha şu bölümde ya da Akdeniz medreselerinin olduğu tarafta bir kilise vardı. Bu kilise bugünkü gibi hemen şu kotta düşünmeyelim. Dolayısıyla Bizans döneminde buranın kotunun 2-3 metre daha aşağıda olduğunu düşünelim. Ve Konstantin'in yaptığı mezar şapeli, yani katakom, yerin altında olduğuna göre bir 5-10 metre de oymuştur. Yani biz en az 10-15 metre aşağıda Havaryum Kilisesi'nin kalıntılarına ya da Konstantin'in mezar şapeline ulaşabiliriz. Biz burada İstanbul'un hafızası olan Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Konstantin'in yaptığı Havaryum Kilisesi, yine Konstantin'in yaptığı kendine adına mezar şapeli ya da katakomb, yani mezar kriptasını araştırıyoruz. Bizans döneminde 1100 yıl, Osmanlı döneminde de 500 küsür yıl, yani 1500-1600 yıllık bir hafıza durağı şu bölüm. Şimdi Fatih Sultan Mehmet, şurada türbesi bulunan. Şimdi Roma'yı bilen, Osmanlı ve Türk kültürünü bilen bir insan neyin ne olacağını da bilir. Acaba şu bölümlerde bir Havaryum Kilisesi var mıydı? Biz onu bilemiyoruz. Şu bölümlerin bu kadar açık olmasının bir manası yok. Şurası Sarnıç, tamam. Şu bölüm boş. Diğer tarafta da bu boşluk var. Muhtemelen Havaryum Kilisesi buralarda. Onun üzerine inşa edilmişti. Fatih Sultan Mehmet çok zeki bir insandı. Konstantin'in başına geleni, Bizans'ın başına gelenin, kendinin ve Osmanlı'nın da başına gelebileceğini kestirmiş olmalıdır. Acaba Fatih Sultan Mehmet camisini özellikle buraya yaptırmakla, bakın söylüyorum, buraya yaptırmakla neyi arzulamıştı? Çünkü daha önemli bölge vardı, Sultanahmet bölgesi, daha popüler bölgeydi. Neden Konstantin'in mezarının olduğu, Havaryum Kilisesi'nin olduğu yere bu camiyi yaptırdı? Amacı orayı da bir nevi korumak mıydı acaba? Bunu bilemiyoruz. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin burada yaptırması, camiyi özellikle burada yaptırması bir sır olarak kalacak.